Yeni bir podcast yayınından herkese selamlar. Ben İlker Şimşekcan. Bugün sizlere Ekim 1976'da birinci sayısı yayınlanan Yeni Fotoğraf Dergisi'nden fotoğraf ustası Gültekin Çizgen'in kalemi aldığı Fotoğraf Sanat Mıdır isimli bölümü okumak istiyorum. Bakalım o günden bugüne fotoğraf sanat mıdır konusu nasıl bir evrim geçirmiş. Sizler de bu sorunun cevabını aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Herkese şimdiden keyifli dinlemeler. Fotoğraf sanat mıdır? Sanat kelimesinin açıklamasına büyük sözlüklerde bakarsak, güzellik karşısında duyulan heyecan ve hayranlığı uyandırmak için insanın kullandığı yaratıcılık veya bir kimsenin bir bilgi ile bir heyecanı haberi anlatması şeklinde çeşitli tariflere rastlarız. Yani sanatın hangi eserde belirirse belirsin bir felsefesi, mesajı ve taşıdığı fikir olmalıdır. Tabii bunun için de sanat eserinin zamanın düşünce ve zevklerine sahip bir sanatçı tarafından meydana getirilmiş olması ve anlatılan bir dünya görüşü yanında estetik ve teknik değerlere sahip olması gerekir. Halbuki her fotoğraf makinesi kullananın sanatçı vasıflarına sahip olması hem imkansız hem de gereksizdir. Çünkü fotoğraf makinesiyle her zaman bir sanat eseri meydana getirilmez. Fotoğraf sanat anlatımından çok endüstriyel sahalarda da hizmet ediyor. Fotoğraf makinesini basın ve haberleşme sahasında da kullanıyoruz. Ticaret için bir malı tanıtmada kullanıyoruz. Teknik için bilimsel araştırmalarda kullanıyoruz. Velhasıl artık hayatın her anında her alanda fotoğraf tekniği ve imkanları insanların hizmetinde. Bu şekilde fotoğraf makinesiyle meydana gelen fotoğraf ürünlerini yaratma ve kullanma alanlarına göre sınıflandırmamız mümkün. Endüstriyel sebeplerle meydana gelen ürünlere teknik fotoğraflar, endüstriyel fotoğraflar, ticari fotoğraflar yani sanat dışı fotoğraflar denilebilir. Sanat fotoğrafına gelince fotoğraf sanatının bünyesi 3 önemli unsur taşır. Öz, biçim, ve teknik ve bütün bunları yoğuran metot. Fotoğrafla uğraşan kişi algıladığı bir şey varsa bunu bu yollarla aynı resim, heykel, mimari ve müzikte olduğu gibi fotoğraf sahasında da anlatabilir. Fotoğrafın biçim unsuru ve tekniği birçok düşüncenin ve isteğin katılımına belki de diğer sanatlardan daha da çok uygundur. Çünkü fotoğraf zamanı ve mekanı dondurma, an ve fiilinden yola çıkan tek sanattır. Yaşam ve doğa zaman içinde akıp giderken usta bir sanatçı bir heyecan ve bilgi vasıtası olarak her türlü vurguyu yapabilir. Modern sanat tarihinde fotoğraf sanatı bunun en olgun örnekleriyle doludur. Fotoğraf özellikle son 50 senede bağımsız bir anlatım yolu olarak ele alınmış, usta sanatçılar tarafından anlatım olanakları araştırılmış. Diğer plastik sanatlardan, özellikle resim sanatından farklı değerleri bulunmuş ve bu değerlere göre yepyeni bir sanat olarak inşa edilmiştir. Fotoğraf edebiyattan sıyrılmış, kendi felsefesini ve teorisine, hayata ve doğaya çok değişik açı ve anlardan bakarak kavuşmuştur. Sanat alanı sonsuz bir konu genişliğine kavuşmuş, akla gelen her şey fotoğraf için bir konu haline gelmiş. Özellikle resim sanatının konu şemaları tamamen aşılmıştır. Fotoğraf bu büyük emek ve gayretle yayın ve diğer haberleşme yöntemleriyle yatırılan yeni fotoğraf seyircisinin akıl, sezgi, bilgi ve desteğine dayanarak kendi mecrasında genişleyip serpilmektedir. Her fotoğraf olayında mutlaka teknik bir titizlik ve belli bir kompozisyon fikri olmalıdır. Ama bu titizlik sanat eseri yaratmak için tek başına kafi unsur değildir. Özden, felsefeden yoksun bir sanat eseri olamaz. Nüfus kağıdımıza yapıştırılan vesikalık fotoğrafın taşıdığı gaye, herhangi bir inşaat fotoğrafındaki, herhangi bir haber fotoğrafındaki gaye bir sanat olgunluğu değildir. Fotoğraf sanatının sanat olup olmadığı tartışması, sanat dışı sebeplerle yapıldığı zaman herhangi bir endüstriyel ürün olduğu ayrımının yapılmadığından doğmaktadır. Nasıl iyi cins bir fırça ve keman, güzel yazan kalem, resim Müzik ve edebiyat sanatını yaratmada sadece bir vasıta ise, fotoğraf makinesi de o kadar bir vasıtadır. Usta ellerde bu vasıta bir beyin ürünü olarak estetik kaygıları olan bir eser meydana getiriyorsa ve bu sanat değerleri taşıyorsa, yaratılan fotoğraf sanattır diyebiliriz.